araya geliyor. Erdem Bey bugün sabahtan beri hep vurguluyor, çok da doğru bir şeyi vurguluyor. İki kurum da kurumsal değerleri, iş yaklaşımları, ortak birlikte işbirliği yaptıklarında birbirlerine olan yaklaşımları konusunda birbirine zaten çok yakın firmalar mantalite olarak. Dolayısıyla biz, yani nazar değmesin, şu ana kadar hem eğleniyoruz da kendi içimizde, hem de hemen hemen her konuda bakış açımız aynı yöne doğru da baktığımız için, bakış açılarımız da aynı olduğu için gayet uyumluyuz. Bundan sonra da inşallah böyle devam edecek. Şöyle en kısa şeyini söyleyeyim. Yönetim kurulu toplantılarımız, icra kurulu toplantılarımız oluyor. Yani o kadar mutlu toplantıları normal. Yani kendi için ben samimi söyleyeyim, bizim toplantılarımız daha böyle şey geçiyor, hani olay kurgu falan filan, bu çok keyifli geçiyor. O yüzden hani en kısa cevabı oradan anlaşılır. Birbirimizi çok, hem ortak değerler Turgay Bey'in de dediği gibi hem de tamamlayıcı birçok unsur oluyor. İnşallah zaten hani mutluluk bereketi getiriyor, ona inanıyoruz. Ben iş tarafından derken İŞGYO tarafından nasıl karşı? Evet. Şimdi eskilerin bir sözü vardır. Marifet iltifata tabidir. Bir konuda bir inovasyon, bir yenilik veya bir marifetli bir iş varsa onu görmezden gelemezsiniz. Onu ancak hem takdir eder hem de benimsersiniz. NEF'in geliştirdiği ve hakikaten hem tüketici için yararlı olan hem geliştirici için yararlı olan o tür unsurlarda hiç tereddüt bile yok zaten. Hemen biz daha baştan konuşmadık bile bunu yapalım mı yapmayalım mı diye. Dolayısıyla bu kadar yararlı, inovatif şeylerin tasarım maliyetine bu tür işlerde, hani tüccar deyimiyle söyleyeyim, 3'e 5'e bakılmaz katkılı olan şeylerde. Çünkü her ikimiz de birbirimizden her an bir şey öğrenebilir, birbirimize bir şey katabilir durumdayız. O konuda hiçbir kompleksimiz yok. Bizim açımızdan da tabii, yani sonuçta yani Türkiye'nin en önemli markasıyla, yani Cumhuriyet'in markasıyla sadece, yani şöyle bir gurur verici taraf oluyor insan. Yani hepimiz iş markasını, yani işte iş bankası olarak da toplumun bankası, toplumun şeyi, gerçekten de hani patron olmayan, sahibinin toplum olduğu bir kurum ve şey olduğu için bu sadece finansal birliktelik veya bir ticari birliktelik daha doğrusu değil bizim açımızdan. Dolayısıyla bir arada olduğumuz bu tecrübeden bu kadar şey öğreniyor olmaktan da çok mutluyuz. Yani salt bir arada olmaktan dolayı da çok mutluyuz ama tabii bu kadar tecrübe bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Şöyle diyebilirim, bölge, yani bizim bundan önceki iki projede de bu kadar hızlı satılmasının en önemli sebebi, bölge çok şanslı bir bölge. Çünkü çevresinde, yani sadece bizim karşımızdaki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 30 bin öğrenci var. Bunun içerisinde bir teknokent var, bir sürü firma var. Bunun dışında çevresinde birçok uluslararası firma var. Yani yürüme mesafesinden bahsediyoruz. 15 dakika mesafesinde 1,5 milyon insan yaşıyor. Belki hani öğrenci ve çalışan olarak da 500 bine yakın insan çalışıyor. Yine bahsettiğim bu 10-15 metrekare mesafede. Ve burada bu insanların nitelikli olarak oturabileceği konu, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi,
İşte bizim bundan önce iki projemiz vardı, hala inşaatı devam ediyor. Ondan önce de birkaç proje var. Yani başka bir proje bile yok. Dolayısıyla bahsettiğimiz yani ihtiyaç olan, orada çalışan, o bölgede öğrenci olan ve metro metrobüsü hiç katmadan bile, yani metro ile metrobüsle ulaşabileceğiniz iş yeri olarak, üniversite olarak daha birçok yer var. Çok kısa, yani böyle bir 3-5 durak içerisinde diyebiliriz. Bu kadar 500 bine yakın kitle var ve bizim üreteceğimiz oradaki konut toplam 4 projede 3000 civarı. Dolayısıyla bu yaklaşımla biz orada o yüzden böyle bir master planla bir proje geliştirdik. Devamında orası dönüşmek zorunda, o sanayi alanı. Çünkü bu kadar bir talep varken dedik ki böyle bir master planla biz bir dönüşüm gerçekleştirelim. Bundan sonraki dönüşümler de bu kültürde, bu lezzette olsun ki orada gerçekten hepimizin gurur duyacağı bir, hani İstanbul'a ilişkin bir semt, bir şehir ortaya çıksın. Açıkçası şu an için birlikte bütün konsantrasyonumuz az buz değil, çok büyük bir proje. Yani hem metraj olarak hem adet olarak çok büyük bir proje. Esas konsantrasyonumuz birlikte hareket eden iki firma olarak burası. Hani somut olarak gidip de şu bölge bu bölge deyip birisiyle konuştuğumuz, pazarlık ettiğimiz falan yok. Bu işin yürüyüşü sırasında önümüze çıkabilecek fırsatları veya bizim araştırıp bulabileceğimiz fırsatları değerlendirme konusunda herhangi bir baştan verilmiş olumlu ya da olumsuz bir kararımız yok. Olabilir. Bu fizibilite işidir. Konjonktür işidir. Mevcut elinizdeki işleri hakkıyla yapabilecek rahatlıkta olup olamama işidir. Şimdi başlangıçta bu lansmana özel ve az önce içeride söylediğimiz adetlere ulaşmasını sağlayan rakamlar belli. Zaten yani yaklaşık 300 bin liralardan başlayarak yukarıya doğru giden ve ünite büyüklüklerine göre giden rakamlar var. Bunlarla ilgili de farklı, orada da bahsedilen ödeme planları var. Onun ötesinde söylenebilecek, içeride söylenenin ötesinde ekstra bir şey yok. Kredi faiz oranları anlamında, konut kredisi finansman anlamında sadece İş Bankası yok. Başka finans kurumları, yani bankalar da var. Bu oranlar da cari buraya has verilmiş oranlardır. Onları pazarlamaya bakan arkadaşlarımızdan da alabilirsiniz daha detaylı. Şöyle, bundan önceki Foltom'la yapılan projelerden, yani NEF projelerinden farklılık şöyle olacak. Burada 130 dönüm büyüklükten, 80 dönüm net bir büyüklükten ve sadece sitenin içerisinde 60 dönüm, yani 60 bin metrekare bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alanlar, o hani mahalleleşme anlamındaki farklı alanlar, o anlamdaki Foltom alanları için çok büyük bir imkan oluyor. Bizim hani yaptığımız, İşte örneğin Ataköy projesi 20-25 bin metrekare toplamı olarak tümarsın. Onlar da tabii 1000'in üzerinde, 1500'in üzerinde daireden oluşan projeler. Fakat burada özellikle master plandan dolayı çok ciddi, belki de yani şehrin merkezinde olup da İstanbul'un en fazla yeşil alanı olan projelerinden birisi. Belki de değil, hani kesinlikle o projelerden bir tanesi. O yüzden de tüketicinin esasında bu kadar hızlı talep göstermesi ve yani iki gün önce başladık reklamlara 618 konutun satılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bunlar. Yani şöyle düşünün, bir proje var eski İstanbul'un hani merkezine çok yakın, gerçekten şehrin tam merkezinde, Tem'le E5 arasında, önünde metro istasyonu var, iki durak sonra metro istasyonu var, yanında 30 bin kişilik bir, 30 bin öğrencilik bir üniversite var. Yani 5-10 dakika çerçevesinde 5-6 tane üniversite var. Dünyanın en iyi mimarları yapıyor. Dünyanın en iyi tasarımcıları tasarımlarını, seramiklerini bile tasarlıyor. İki büyük firma bu projede bir araya gelmiş. Haliyle yani aslında bu kadar fazla şeyin bir araya geldiği projede bu kadar hızlı bir satış sonucu alınıyor. Ne öneriyorsunuz?
Şimdi tabii bu tür şeylere cevap vermek aslında çok spekülatif oluyor ve adeta taahhüt oluyor. Hele halka açık bir şirketin genel müdürünün bu tür spekülatif bir şey yapması zor. Ama şu verileri hepiniz dün gördünüz. Seçim yılı olmasına rağmen %40'lara varan 42-43 oranında satış adedi. Halbuki 2014'ü 2013'le kıyaslayarak baktığımızda geçen sene %8-9 eksi gidiyordu. O zaman da seçim yılıydı, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu yıl da bir genel seçim var ve bayağı ortam zaman zaman gerilmesine rağmen Ocak hariç, Şubat, Mart, Nisan satışları hep yukarı gidiyor. %20 ile başladı, %35-43. Ve ben aynı 2014 Ağustos'undan sonra olduğu gibi bu yıl da seçimden sonra çok yoğun satış olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla satış canlılığının bu şekilde gittiği bir yerde, Avrupa yakası gibi bir yerdeki bir proje, özellikle de niteliksiz konutun çok fazla olduğu bir bölge, Anadolu yakasına göre Avrupa yakası. Burada yaşanabilir, yeşil alanı, peyzajı ve imkanları fazla olan bir proje yaptığınızda, beyaz yakalının da çok olduğu bir bölgeye yakın olması nedeniyle çok ciddi prim yapması mümkün, prim potansiyeli yüksek. Buna yüzde vermek tamamen fal bakmaktır. Ama ben teslimden sonra çok ciddi bir şekilde fiyatların ve şeylerin yukarıya gideceğini düşünüyorum, kiraların. Ben de bir şey ekleyeyim. Biz de yani hiçbir zaman bir yüzde vermeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Sadece bu işle ilgili faktler bunu ortaya koyabilir. İstanbul'da şehrin çeperlerindeki projelerde bile topraktan alanlar belli prim potansiyeliyle sattıklarını, para kazandıklarını düşünecek olursak, daha demin saydığım gibi şehrin merkezinde, çevresinde 500 bin insanın, yani öyle bir şehrin merkezi ki alternatif projeler de çok geliştirilemiyor. Neredeyse çok çok az. Yani 500 bin tane hali hazır talibe geliştirdiğiniz şey 3 bin. İşte bizim 2 tane proje var. 2 bin de oradan 5 bin. Yani baktığınızda 7-8 bin bile etmiyor. Dolayısıyla 500 bin kişinin talip olup 7-8 bin konut geliştirilen metronun, şeyin yanındaki projelerin prim potansiyeli elbette, hem de şehir merkezinde olunca, diğer projelere, diğer lokasyonlara nazaran çok daha yüksek olur. Ama ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz tabii. Evet. Tabii gerçekleşmiş olanı söyleyebiliriz, haklısınız. O projelerde hani hala inşaat devam et diyor sonuçta. Orada başka bizim yaptığımız projeler sonuçta daha devam ettiği için bittiğinde ne kadar olduğuyla ilişkin bir şey söyleyemeyiz, ama bizim projelerin yanında yapılmış projelerde yüzde hani 40'ların üzerinde prim yapmış projeler var başlangıcıyla. Bizim projelerimiz değil, hani oradaki şeylerde. Bu tabii hem projenin katkısı burada önemli, hem de dediğim gibi oradaki talebin büyüklüğü ve lokasyonun katkısı da çok önemli. Evet. Evet. Şimdi alana şöyle baktığımızda, alan zaten 10 bin kişinin de daha fazlasını, yani normalde bu büyüklükteki alanlarda, buranın emsali çok yüksek bir emsal değil. Yani normalde birçok projede buradan daha yüksek emsaller ve 10 binin çok üzerinde insanlar yaşıyor. Aslında 10 bin bu büyüklük için az sayıda bir şey. O yüzden esasında 4 proje diye düşünürsek bunları, hani bir projede 10 bin yaşamayacak. Dördünün toplamında 4 ayrı projede 10 bin yaşayacak. Biz de bundan dolayı burayı bir mahalle gibi bir master plan yaptık. Nasıl bir mahalle kültürü şeyi olacak diye baktığımızda, burada bir 3+1'ler, 4+1'ler aile yaşamı olan bloklar ayrı olacak. 1+1'ler ayrı olacak. 1+1 ve 2+1'ler çoğunlukla. İnsanların İşte bir araya gelebileceği birçok peyzaj alanında bahsettiğimiz bir araya gelme alanları, onun dışında çocukların, hep onu söyledik, yani unuttuğumuz değerler var. Bunları hatırlatacak bu proje ve bunların yapılmasını sağlayacak. Sadece kavramsal olarak hatırlamayacak. Yani çocuklar sadece evlerinde bilgisayarla oynuyorlar. Buradaki çocuklar sadece evlerinde bilgisayarla oynayıp dışarıda sadece top oynamayacaklar. Eskiden bizim oynadığımız oyunları oynayacaklar. O oyunlar için özel alanlar dizayn edildi. Seksek oynanacak, yakar top oynanacak. Bunları hani çok
önemseyeceğimiz konular bunlar. Çünkü böyle çocukluk geçirip böyle değerlerle büyüyüp gelişiyoruz. Bunlar çok önemli. Yani bugün çocuklar bu oyunların ismini bile bilmiyorlar, nasıl oynandığını bilmiyorlar. Nasıl oynandığıyla ilgili kitapçıklar yapılacak. Ailelerin bir araya, yani bu oyunlarla ilgili festivaller orada düzenlenecek. Bizim geçmişte de yapılan şeylerdi. Ailelerin doğayla bütünlüğüyle ilgili. Çünkü tasarım, sanat, doğa, insan ruhunu her zaman dinginleştirir, olgunlaştırır. Bunları sağlamak gerekiyor. Yani pazarlama argümanı olması için oraya bir şeyler koyulmayacak. Gerçekten yaşanması için koyulacak ve yaşanması için bunlar çok ince düşünülüyor. Ondandır ki bu proje 1,5 yıl sürdü. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.